Gölcük Spor Eski As Başkanı İsmet İşeri, Gölcük Spor Olağanüstü Genel Kurulu Dilek Temenni bölümünde söz alarak yeni yönetimin mali konularda dikkatli olması için uyarılarda bulundu. Gölcük Spor bizim ortak değerimiz. Siyaset üstü bir kurum. Geçmişte ben görev yaparken bir takım tehditlere maruz kaldık. Hayır, Gölcük Spor bizim ortak değerimizdir. Gölcük Spor bugün Gölcük şehri, daha doğrusu 45 il nüfusundan daha nüfusa sahip olan bir ilçemiz. Gönül ister ki Gölcük Spor'un yeri birincilik olsun. Değil mi? Hiç olmasa birincilik. Değerli arkadaşlar, benim bundan sonraki yöneticilerime, şimdi geçmişe dönük herhangi bir eleştiri yapmak için çıkmadım. Bütün arkadaşlar hakikaten bu takımı şampiyon yapmak için çıktılar. Ama heyecanları duyguların önüne geçti. Mali disiplinin önünde Gölcük Spor biraz bocaladı. Şimdi tabii burada bilanço okundu, gelir gider tablosu okundu. Gelir şu kadar, gider şu kadar. Yani denge bir bütçe. Eğer bugün burada herhangi bir rakip olsaydı, buradan şunu anlıyorum, bu bütçeyle, borçsuz bir bütçeyle Gölcük Spor'u alıyorum anlamına gelir. Gelir denk, gider denk. Bu mümkün değil tabii. Böyle bir şey olması mümkün değil. Kulübün borçları var. Şuraya gelmek istiyorum değerli arkadaşlar. Eğer biz şampiyonluğu hedefliyorsak, Süper Lig'de, Profesyonel Lig'de transfer tahtasının açılabilmesi için oradaki borsa tohumundan bu bilanço yapısı içerisinde olması gerekir. Çıktık birinci lige, Profesyonel Lig'e, üçüncü lige. Ne olacak? Transfer tahtam kapalıysa, oradaki borsa tohumu kapatamıyorsan üst lige çıkmanın bir önemi kalmayacak. Transferimi yapamayacak. Şimdi amatör olarak şey yaptığımız için, liglere katıldığımız için böyle bir transfer tahtasında bir kota uygulaması yok. Bunu da yönetici arkadaşlarımın düşünmesi gerektiğine inanıyorum. Bir diğer konu değerli arkadaşlar, yönetim kurulu olarak bir biraz duygusal bağımız var. Getireceğimiz hocaya tümüyle teslim olmayalım. Adem abinin güzel bir sözü vardı, saygıyla karşılarım. Evet, hocanın da belli bir opsiyonu olacak ama tüm transferleri hocaya bırakmak çok doğru bir şey değildir. Belli bir kontenjan olmalı. Çünkü takım başarısız olduğunda takımı gönderemiyor lig ortasında. Mecburen hocaya göre bir sonlandırıyor. Bir de profesyonel teknik kadro konusunda değerli arkadaşlar, işte bir hoca geliyor, kiminle gelirim diyor. Bizim de çok önemli değerlerimiz var. Hocanın teknik direktör olarak yer, kendi altyapımızdan ya da geçmişte bu kulüpte futbol oynayan profesyonel şu anda teknik direktörlük, yardımcı antrenörlük yapacak, kaleci antrenörlüğü yapacak. İşte Serkan Saral var, Adem var, Murat Başak var. Gel hocam, ekibin budur diyelim. Yani biraz orada baskı kuralım. Ben ekibimle.